Tekrar merhaba dostlar. Bugün size çevrim içi fotoğraf düzenleme araçlarının en iyisini göstereceğim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Çünkü iki modu var bu fotoğraf düzenleme aracının. Ve bu iki modda tam olarak her kesime hitap ediyor. Neden her kesime diyorum? Çünkü öncelikle tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ama tabii ki tüm araçlarını tam fonksiyonlu kullanmak isterseniz belli bir abonelik ücreti var. Ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. İki modu var Pixeler'ın. Bunlardan birisi gelişmiş mod. Biri de eğlenceli mod. Eğlenceliden kasıt işinizi biraz daha hızlı görebiliyorsunuz. Gelişmişi de aynı Photoshop gibi düşünebilirsiniz. Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım kurmadan internet üzerinden fotoğraf düzenlemenize yarıyor. Tabii ki bunu gelişmiş şekilde yapıyor. Hani Remove BG üzerinden biz arka plan falan siliyorduk ya, onların hepsi var. Kendi içerisinde entegre olmuş yapay zekalı araçları da var. Şimdi hepsini göstereceğim size sırayla. Bakacağız beraber. Karıştıracağız nasıl bir şey olduğunu ve kullanmak tamamen sizin elinizde tabii ki. Bakalım Pixeler bize neler sunmuş. Şimdi web sitesine girdiğiniz zaman zaten çok basit şekilde size söylüyor. Doğrudan tarayıcı üzerinden çalışan ücretsiz bir çevrim içi fotoğraf düzenleyicisi. Aslında bunu en iyi tanıtan ve en kısa cümle bu. En güzel yanlarından biri Photoshop dosyalarını açabilmesi. Yani bizim daha önceden çalıştığımız bir Photoshop dosyamız var elimizde. Farklı bir yere gittik ve bu Photoshop dosyasını düzenlememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bilgisayarda Photoshop da kurulu değil. Direkt açacağız Pixeler'ı ve bu Pixeler üzerinden Photoshop dosyamızı düzenleyebileceğiz. Önce eğlenceli Pixeler X'e gireceğim ve bakalım eğlenceli kısmı nasılmış. Bu arada gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği de var. Yani birçok dile desteği var daha doğrusu. Bu işimizi tabii ki ekstra kolaylaştırıyor. Şimdi ilk Pixeler X'i açtığımda, yani basit düzeyde olanını açtığımda şurada şu alanda yani çalışmalarınızı göreceksiniz eğer yaptığınız çalışmalar varsa. Burada online olarak kayıt olduğu için, hani bulut depolama olduğu için daha güzel tabii ki. Yeni oluştur diyorum. Veya şuradan stok ara deyip stok görseller de arayıp kullanabiliyoruz. Bakın bu da çok güzel özelliklerinden biri. Yani bir çalışma yapacağız. Çalışmaya başlamadan önce bir stok görsel elde edebilme şansımız oluyor. Stok görseli tıkladığın gibi de gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi basit düzenleme aracında direkt böyle değil, şuradan hani yeni oluştur diyerek de dilediğiniz formatı belirleyip oluşturabiliyorsunuz. Arka plan olsun mu olmasın mı, arka plan ne renk olsun, gördüğünüz gibi basit ama gerçekten işe yarar. Her şey düşünülmüş. Oluştur dedikten sonra da istediğiniz o ebatta oluşturabiliyorsunuz. Ben şimdi stok görselimi gireceğim, düzenlemek istiyorum. Bunu da rastgele açtım şu an. Şimdi ilk şuradaki seçeneklerden birine tıkladığımda resmi yeniden boyutlandırma şansım var. Görselimi istediğim boyuta getirebiliyorum. Çok basit bir şekilde. Tuval boyutu dersem görselin bulunduğu alanın ebatını ayarlayabiliyorum. Tabi döndürme, basit bir şekilde döndürme işlemlerini yapabiliyorum şu an. Yatay, dikey, çevirmeler. Bunların hepsi böyle basit birer butonla hazırlanmış. Kullanımı oldukça basit. Bir alttaki seçeneğe, yani düzenli kısmına geliyorum. Şu katmanı, yani şu katmanlar dediğinin hemen altında. İstersem kilidi aç diyebiliyorum ve katman artık kilitli olmuyor. Gördüğünüz gibi düzenlemek basit bir hal alıyor. Şeffaflığını ayarlayabiliriz. Harmanlama modu var ki bu zaten alışık olduğumuz bir şey. Multiply screen falan, bunları kullanabiliyoruz rahatça. Döndürme, çevirme, yönü kilitleme. Bunların hepsi, bütün özellikleri var düzenle kısmında. Yani bizim ihtiyacımız olabilecek, düzenleme kısmında ihtiyacımız olacak her şeyi görüyorum şu an. Kırpma modu güzel. Kırpmayı sıfırlayabiliyormuşuz. Şöyle kırptık diyelim. Enter dedim. Kırptı şu an. Geldim kırpmaya. Kırpmayı sıfırla dedim. Tekrar enterladım. Şu an kırpmayı sıfırladım. Yani hem kırpıp sonra tekrar geri alabiliyoruz. Kırptıktan sonra iş bitti gibi bir şey yok. Kes kısmına geçiyorum. Kes kısmında da araçlarımız var. Gördüğünüz gibi sihirli kesme var. Çizimli kesme var. Kement kesme var. Yani bizim normal Photoshop programında alışık olduğumuz tüm özellikler var. Sihirli kesme diyorum mesela. Şöyle bir kere tıklayınca kesmek istediğim alanı tahmin edip orayı kesiyor. Yine standart alışık olduğumuz fonksiyonlar çalışıyor. Yani Ctrl Z yaparak geri alabiliyorsunuz. Şöyle farklı bir stok görsel buldum. Bunun üzerinden devam edeceğim. Bu da hoşuma gitti. Şuradan tabii ki fırçamızın boyutunu belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Fırçayı daha büyük boyutta yaptım. Mesela şurayı kes dedim ben. Kestim. Geçiyorum ayarla kısmına. Siyah beyaz olmasını sağlayabiliyorum tek tıkla. Yani çok basit bir şekilde zaten. Renkleri ters çevirebiliyorum. İlginç bir şey oldu. Renk ayarlarını yapabiliyorum. Burada doygunluğunu arttırabilirim istersem. Daha renkli, cıvıl cıvıl bir şey olsun istersem. Şuradan sıcaklığını arttırabilirim rengin. Ve renk ayarlarını yapabiliyorum tabii. İşte parlaklığını, belirginleştirmeyi, yani keskinleştirmeyi, kontrastı vesaire hepsini çok basit bir şekilde burada ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Görsel düzenlemede ihtiyacım olabilecek her şey var. Yani aslında bu basit versiyonu ama hiç de basit gibi değil, yani gelişmiş gibi araçları var. Şimdi filtreli kısmına geçtim mesela. Burada keskinleştirmeyi yapabiliyorum. Açıklığını ayarlayabiliyorum. Bulanıklığını arttırabiliyorum. Üzerine bir yazı yazacağım mesela. Daha tatlı duracaktır. Grain'le dersem de şöyle karıncalanma oluyor. Bakın vinyet, yani şu köşelerden gölge vermesi olayı. İşinizi hızlı yapabileceğiniz araçlar var. Bak saçaklandır diye bir efekt var ki çok tatlıymış bu. Şöyle. Bu arada vinyeti tersine getirirsem beyaz yapıyordu. Daha net anlaşılması için şöyle bir stok fotoğraf buldum. Bunu üzerinden
yeniden göstereceğim daha net anlaşılması için şu özellikleri. Bulanıklığı gider dersem şu etrafındaki bulanıklığı gidermeye çalışıyor. Gayet de başarılı oluyor, güzel oluyor yani. Çiçeklendir dersek gördüğünüz gibi ışık oldukça artıyor. Gölgelerinden sıyrılıyor iyice. Gayet güzel durdu şu an. Şöyle posterleştir dersem gördüğünüz gibi bir poster havası veriyor. Piksellerini ayır dersem hakikaten de pikselleri ayırıyor yani. Mozaikleştir dersek de... Peki buradan yaptık ayarlarımızı diyelim. Efekt uygula diyorum. Buradan istediğim bir efekti yüzdelik dilim vererek uygulayabiliyorum. Gördüğünüz gibi oldukça da güzel efektler var burada hazır. Mesela işte retro, renkler üzerine var. Buradan belirleyebileceğiniz da şu bayağı film havasında bir şeymiş. Portreler için var. Yani buradan edinebileceğiniz birçok efekt var hazır. Daha hızlı bir şekilde görsellerinizi güzelleştirmenizi sağlıyor. Geçelim sıvılaştır kısmına. Burada birkaç araç var. Bu sıvılaştırlar muhtemelen şekli bozmak için. Şekli bozup daha farklı hallere getirebiliyorsunuz. Şurada it dediği kısım zaten. Şöyle ittirmek için yani istediğin alanı. İttirerek mouse'u oynattığın yönde şekli bozuyor. Büyüt kısmı var. Mesela bununla da şöyle tıklayarak büyütmesini sağlayabiliyorsunuz. Küçültme ile de direkt tıkladığınız alanın küçülmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunların hepsi ihtiyacımız olabilecek araçlar. Ve işin güzel yanı hiçbir şey kurmamıza gerek kalmadan direkt çevrim içi yapabileceğimiz özellikler. Rotuş yap kısmına gelirsek mesela düzeltme onarım için bir araç var burada. Yama ya da dolgu. Yama veya dolgu yapabiliyoruz gördüğünüz gibi düzeltme onarım üzerinden. Klon damgası var. Buradan da kaynağı seçersiniz. Mesela kaynak neresi olsun diyor. Şurası olsun diyorum. Boyaya otomatik geçiyor ve o kaynağı referans alarak dilediğim yeri boyayabiliyorum. Bunun gibi keskinleştirme, bulanıklık ki karartma mesela istediğim alanların daha karartmayı sağlıyorum. Şurada kaşları biraz mesela kararttım. Şöyle sakal kısmını biraz kararttım. İstersem saçları da şöyle karartabilirim gibi. Ufak nüanslar var. Çizim özelliğimiz varmış. Bu çizim üzerinden de tabii ki normal fırçayla çizim yapabildiğiniz gibi silme aracı, yazı aracı, şekil aracımız da var. En güzel kısımlarından biri yazı eklemek tabii ki. Şuraya bir yazı ekleyelim dedik. Yazıyı seçtim. Yazının rengini siyah yaptım. Yazı yazdım mesela. Bu yazının daha güzel olmasını istiyorum. Bunun için şuradan font seçeceğim. Gördüğünüz gibi istersem lokal fontlardan birini de seçebiliyormuşum. Yani kendi masaüstümde vesaire bir yerde olan fontu seçebiliyormuşum. Şuradan Türkçe bir font ayarlayacağım. Bu arada gerçekten çok font var. Yani fontların arasında kendinizi kaybedebilirsiniz. Şuradan kalın yapabiliyorum istersem. Ortalayabiliyorum. İşte hizalamalar falan var tabii ki. Hepsi büyük harf olsun diyebiliyorum. Şuradan boyutunu, şuradan satır aralığını, harf boşluğunu vesaire ayarlayabiliyorum. Yani standart ayarlamalar aslında. Yani normal bilgisayarımızı 2-3 GB'ı kurduğumuz herhangi bir yazılımın yaptığı bütün işlemleri zaten çok rahat bir şekilde ve performans sorunu yaşamadan yapabiliyor. Yani benim gördüğüm bu. Yani şu ana kadar performansla herhangi bir sıkıntı görmedim. Şimdi yazının arka planı olsun mu? İşte taslak olsun mu? Şöyle altında bir kontür gibi. Ve gölgesi olsun mu gibi seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Şu öğe ekleye bakıyorum. Burada güzel şeyler var. Mesela kaplamalara gireyim. Kaplamalardan mesela şu ışıkları kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Gayet güzel ama bize gitmedi tabii. Diğerini deneyelim. Fena değil. Aslında bunun bir şeyi var. Bir havası var yani. Şunu deneyelim. Şu diğerlerine bakıyorum. Bu basitmiş ama daha iyiymiş. Bu kaplamaları geçeceğim. Işıklı olanlara bakacağım. Mesela şu şehir ışıkları şu. Bu hiç olmadı. Bu da olmadı. Şu kalpli marpli bu hiç olmaz. Şurada değişik bir havası var. Olabilir. Tamam dursun böyle. Gördüğünüz gibi içerisinde gerçekten kaybolabileceğiniz kadar özellik var. Konfetiler falan da varmış. Burada isterseniz bunları da kullanabiliyorsunuz. Örneğin ateş, alev varmış burada. Şuna bir bakayım ya. Hiç fena değil. Dursun bu da dursun. Yani bol bol her şeyden biraz katıyorum gibi oldu ama bence güzel. Evet. Şu en sondan da tabii ki belli bir URL varsa, bir adresiniz varsa onun üzerinden görseli çekebiliyorsunuz. Buradan direkt stok görseller üzerinde arama yapıp direkt çekebiliyorsunuz çalışmanıza veya göz atıp kendi bilgisayarınızdan da görseli çekebiliyorsunuz. İhtimalleriniz çok. Bu basit düzeyde eğlenceli versiyonuydu Pixlr'ın ama eğlenceli olduğu kadar da gelişmiş bana kalırsa. Yani aslında bu da çok gelişmiş. Ama arayüzü daha basit olduğu için daha hızlı işlediğinizi görebiliyorsunuz. Şimdi bunu kaydediyorum. Hangi formatta kaydetmek istediğimi soruyor bana. Şuraya Pixlr X diyorum. Ve JPEG olarak kaliteyi de %100'e getireceğim. Son kalitede istiyorum. Resim genişliği, yüksekliği 1920x1280'miş. Burada da söylüyor. Direkt indir diyor. Gördüğünüz gibi saniyesinde indi. Close diyorum ve kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada aynı zamanda çalışmam hazır nazır bir şekilde duruyor. Çalışmanın adına tıklayıp Pixlr X yaptım. Gördüğünüz gibi gayet yüksek kalitede görselimi elde ettim. Al bunu direkt hikaye olarak Instagram'da paylaş mesela gibi. Pixlr X'i görmüş olduk. Şimdi Pixlr E'ye bakacağız ki o çok daha gelişmiş. Hemen şuradan gelişmiş Pixlr E diyorum.
siteye şuradan yeni oluştur diyeceğim. Ya da stok arama diyelim. Şöyle bir herhangi bir görsel üzerinde düzenleme yapalım. Şu hoşuma gitti. Yani babalar gününe de bağlayabiliriz. Pixel R'de gördüğünüz gibi çok daha gelişmiş bir arayüz karşılıyor bizi. Bir nevi Photoshop'u açmışız bilgisayarımızda gibi. Yani bir programı, yazılımı açmışız hissiyatı veriyor. Bütün araçlar tanıdık araçlar. Yabancı olduğumuz hiçbir şey yok ve o yüzden alışmamız, kullanmamız da oldukça hızlı oluyor. Yani ben şu an neyin nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü arayüz alıştığımız bir arayüz. Ben rastgele bir stok görsel açtım ama stok görselimiz şu an kilitli, yani katman kilitli. Üste de hemen bunun uyarısını yapmış. Katman yerinde kilitlidir. Dönüşümleri etkinleştirmek için, yani bunu herhangi bir şekilde kullanmak istiyorsunuz, kilidi açın demiş. Şuradan hemen kilidi aç diyorum. Kilidi açtıktan sonra zaten düzenlenebilir oluyor. Şuradan kırpma aracını seçeceğim mesela ve oran diyeceğim. Mesela sosyal medyada, yani bir Instagram'da ben paylaşmak istiyorum. Bir gönderi hazırlayacağım. Hemen bu şekilde oran diyerek kare halde kesmek istedim. Instagram'da paylaşacağımı varsayıyorum. O yüzden kare yaptım. Enter'lıyorum ve kare biçiminde kestim. Şurada gördüğünüz gibi sağ sol yaparken ortaladığımda, yani tam ortaya denk geldiğimde beni uyarıyor ve hafifçe şöyle tık ediyor ki tam ortada olduğumu anlayayım. Aynı zamanda geçmişim şu sağ altta görüyorsunuz. Yani neler yaptım, neler ettiğimi hepsini oradan takip edebiliyorum. Şurada seçim aracım var. Bir şeyi seçip bir işlem yapmak istiyorsam eğer çok rahat bir şekilde seçim aracımı kullanabiliyorum. Değnek seçersem eğer otomatik olarak seçmeye çalışacaktır benim belirlediğim alanı. Seçimi kaldır diyorum şöyle. Sağ tıkla çalışıyor tabii ki. Kırpmayı yaptık. Şuradan kementle seçme aracımız var. Yine böyle nereyi seçmek istiyorsak manuel olarak seçme imkanımız var. Gördüğünüz gibi şöyle kesme maske aracımız var. İstersek istediğimiz bölümü kesmesini sağlayabiliyoruz ama şurada otomatik ay yazıyor. O dikkatimi çekti. Yani otomatik olarak arka plan silme. Şimdi şu otomatik arka plan kesmeyi tam net olarak gözüken bir figür üzerinde deneyeceğim. Mesela şöyle bir görsel çektim ve bu görsel üzerinde otomatik olarak arka planı silme aracını kullan diyorum bakalım. Yapay zeka çalışıyor şu an. Arka planı silmeye çalışacak. Ve gayet de güzel sildi. Yani oldukça başarılı. Ufak tefek tabii ki şu kenarlar, onları da aldık mı bence başarılı bir figür kesme oldu. Bu arada yeni pencere açtığınızda şurada sekmeler halinde gözüküyor. Bu da işin güzel yanlarından. Normal bir yazılımda çalışırmış gibi çalışıyorsunuz. Ben bir önceki sekmeme tekrar dönüyorum. Otomatik arka plan silmenin aracının da gayet güzel çalıştığını görmüş olduk. Düzeltme aracımız var. Mesela düzeltme aracı da görselimizde ya da resmimizde, fotoğrafımızda istemeyen şeyleri yok etmemize yarıyor. Zaten bunu da biliyorsunuzdur muhtemelen. Mesela şunu seçiyorum şöyle ve bunu yok etmesini istiyorum. Orayı dolduruyor. Mesela şu yerdeki bir iki tane yaprak gibi işaretler var. Mesela onları yok etmek istiyorum. Şöyle seçiyorum ve onları çevresini referans alarak yok ediyor. Klonlama aracı var. Bu da görseldeki belirlediğiniz bir şeyi klonlamanıza yarıyor. Onu da şöyle göstereceğim. Mesela kaynak diyorum. Kaynağın neresi olduğunu seçiyorum. Daha sonra da nereye istiyorsam oraya boyamaya başlıyor. Yani bu sayede görseli klonlamış oluyorum gibi. Bulanıklaştırma ve keskinleştirme var. Tabii ki bunlar da belirlediğim yerleri bulanıklaştırmama veya keskinleştirmeme yarıyor. Daha net gözükmesini sağlıyorum. Veya bulaştır var. Gördüğünüz gibi komple bulaştırıyor. Yine aydınlatma ve koyulaştırma aracımız var burada. Şuradan aydınlatıp koyulaştırmayı seçebiliyoruz istediğimiz gibi. Nerelere yapacağını bu işlemi de seçebiliyoruz tabii ki. Gölgeler, ara tonlar, açık tonlar şeklinde. Fırça boyutları vesaire bütün ayarlamaları var. Aynı zamanda renk süngeri var burada. Görseldeki renkleri arttırıp azaltabiliyorsunuz. Mesela şu an arttır da ben bununla böyle ne kadar boyarsam renkler o kadar canlı, yüksek olacaktır. Azalt diyerek de renklerin azalmasını sağlayabiliyorum. Orta kısımdan daha iyi anlaşılır sanki. Evet. Normal yine fırça ve kalemimiz var çizim yapmak için. Renk fırçası var ki bu en çok hoşuma gidenlerden. Kontrol tuşuna basılı tutarak rengimi seçip veya şuradan görsel üzerinden bir renk alıp o görselde boyayabiliyorum. Şöyle. Hatta fırçanın boyutunu biraz büyüteceğim. Daha hızlı olması açısından. Mesela şu tarafı kırmızıya dönük yaptım. Bu tarafı da maviye dönük yapacağım mesela. Gibi. Bu renk fırçası gayet işe yarar bir aracı olmuş. Gradyen var, dolgu aracı var ve şekiller var. Tabii ki şekillerimizi yapabileceğimiz. Ve bir öncekinde olduğu gibi normal yazımızı ekleyebiliyoruz. Yazı aracını seçiyorum. Yeni bir yazı katmanı oluşturmak ister misin diye soruyor. Ekle diyor. Ve babalar gününüz kutlu olsun. Rengini siyah yapacağım. Okey diyeceğim. Sonra bu yazımı şuraya alıyorum. Boyutu biraz küçülteceğim. Şöyle iyi. Ortaladım, koydum. Şimdi şuradan tabii ki fontu değiştirebiliyorum bildiğiniz üzere. Şöyle babalar gününüz kutlu olsun. Boyutu biraz daha büyütelim. Gelişmiş düzeyde birçok ayar mevcut. Yani bir bilgisayarınıza kurup kullandığınız bir Photoshop yazılımından hiçbir farkı yok. Aksine artıları var. Performans olarak oldukça iyi ve herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadığı için de her yerden kullanılabilir özelliği var. O yüzden Pixlr'ın hem E hem de X versiyonlarını da ben öneriyorum. Kullanım açısından kesinlikle işinize yarayacak araçlar olduğunu söylüyorum. Pixlr'la ilgili bütün gerek
gerekli linkleri, adresleri tabii ki video açıklamasında yer vereceğim. Oradan bulabilirsiniz. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Kendiniz de bizzat girip tabii ki detaylandırabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Birçok çalışma üzerinde deneyebilirsiniz. Yeni bir tasarımcı dayı videosunda tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.